31 günde bilgi güvenliği farkındalığı videosuna hoş geldiniz. Bu videoda günlük olarak ifade ettiğimiz bilgiler ile bilgi güvenliği farkındalığınızı yükseltebilirsiniz. Kişisel bilgilerimizin yanı sıra iş bilgilerimizi de çevrim içi ortamda korumak ve interneti daha güvenli bir yer haline getirmek bireyler olarak her birimizin ve toplum olarak hepimizin görevidir. İşyerlerimiz, evlerimiz, okullarımız ve diğer kamusal alanlarımız internete bağlı ve savunmasızdır. Hepimizin bilgi güvenliğimizi sağlamak için adımlar atması gerekiyor. Bu ipuçları, herkesin bilgi güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve kendimizi, şirketlerimizi ve toplumumuzu korumak için alışkanlıklar oluşturmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Birinci gün, kendinizi ve bilgilerinizi koruyun. Öncelikle bir saldırının sizin de başınıza gelmeyeceği zihniyetinden çıkmalısınız. Bilgi güvenliği farkındalığı ile ilgili en önemli adımlardan biri, kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin herhangi bir saldırıya karşı savunmasız olabileceğini kabul etmektir. Bu zihniyet değişikliği, güçlü parolalar kullanma, kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olma, güvenilir olmayan bağlantılardan kaçınma gibi güvenlik önlemlerini daha ciddiye almanıza yardımcı olacaktır. Bireysel olarak sorumluluk almak, dijital dünyada kendinizi ve bilgilerinizi korumanın temel adımıdır. İkinci gün, parolalarınızı denetleyin. Çeşitli karakterler içerdiklerinden emin olun ve bunları düzenli olarak değiştirin. Parolalar, dijital hesaplarınızın güvenliğini sağlamanın temel taşlarından biridir. Parolalarınızın gücünü artırmak için farklı karakter türlerini, büyük harf, küçük harf, rakam, sembol içeren karmaşık kombinasyonlar kullanmalısınız. Örneğin, burada özel karakterler kullanarak yazdığımız password kelimesi gibi bir parola güçlü bir örnektir. Ayrıca, parolalarınızı düzenli aralıklarla değiştirerek hesaplarınızın güvenliğini koruyabilirsiniz. Parola yöneticileri kullanmak da karmaşık parolaları saklamak ve hatırlamak için yardımcı olabilir. Parolalarınızı güncellemek ve güçlendirmek, hesaplarınızı potansiyel saldırılara karşı koruma altında tutmanın önemli bir yoludur. Üçüncü gün, e-posta eklerine dikkat edin. Beklemediğiniz e-posta eklerini açmayın. E-posta ekleri, kötü niyetli kişilerin veya programların bilgisayarınıza veya ağınıza zarar verebileceği potansiyel risk taşır. E-posta eklerini açmadan önce gönderenin kimliğini doğrulamak ve ekleri beklediğinizden emin olmak önemlidir. Almayı beklediğiniz olmadıkça, tanımadığınız veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen e-posta eklerini açmamalısınız. Hatta tanıdık gibi görünen ancak beklenmedik ekler içeren e-postalar bile kimlik avı saldırılarına işaret edebilir. Ekleri açmadan önce güvenilir bir antivirüs programı kullanarak tarama yapmanız ve e-postayı dikkatlice incelemeniz önerilir. E-posta eklerine karşı dikkatli olmak, zararlı yazılımların ve güvenlik tehditlerinin yayılmasını engellemenin bir yoludur. Dördüncü gün, her Wi-Fi güvenli değildir. Kişisel ve kurumsal işlerinizi yürütmek için güvenli olmayan veya halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmayın. Halka açık veya güvenli olmayan Wi-Fi ağları, siber saldırganların hassas bilgilerinizi ele geçirmesine olanak tanıyabilir. Bu tür ağlar, kafe, havalimanı veya otel gibi genel alanlarda yaygındır. Bu nedenle, kişisel veya hassas verilerinizi işlerken bu tür ağları kullanmaktan kaçınmalısınız. Saldırganlar, bu tür ağları kullanarak veri trafiğinizi izleyebilir, kullanıcı adları, parolalar ve diğer kişisel bilgiler dahil olmak üzere verilerinizi çalabilir. Güvenliği sağlamak için, veri iletimini şifreleyen ve güvenli olmayan ağlara karşı koruma sağlayan bir sanal özel ağı, VPN, kullanmayı düşünebilirsiniz. Böylece, Wi-Fi ağının güvenliği ne olursa olsun, verileriniz daha iyi koruma altında olacaktır. Beşinci gün, web kameranızı fiziksel kapatın. Özellikle kullanmadığınız zamanlarda web kameranızı fiziki olarak kapattığınızdan emin olun. Web kamerası güvenliği, kişisel gizliliğinizi korumanın önemli bir parçasıdır. Saldırganlar, bilgisayarınıza yetkisiz erişim sağlayarak veya kötü amaçlı yazılımlar kullanarak web kamerasını uzaktan devreye alabilir. Bu nedenle, web kamerasını kullanmadığınız zamanlarda fiziksel bir kapak veya yapışkan bir not kağıdı gibi şeylerle kapatmanız önerilir. Bu tür basit önlemler, gizliliğinizi korumanıza ve istenmeyen gözetimden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, bilgisayarınızdaki güvenlik yazılımlarını güncel tutmak ve güvenilir kaynaklardan indirilmiş yazılımlar kullanmak da web kamera güvenliği için önemlidir. Altıncı gün, tarayıcılarınızı güncel tutun. İnternet tarayıcılarınızın ve ilgili eklentilerinizin en son sürümlerini kullandığınızdan emin olun. Tarayıcı güvenliği, çevrim içi deneyiminizin temel bir parçasıdır. İnternet tarayıcılarının ve eklentilerinin güvenlik açıklarını düzelten güncellemeleri düzenli olarak takip etmek ve uygulamak önemlidir. Çünkü siber saldırganlar, eski ve güvenlik açıklarını içeren tarayıcı sürümlerini hedef alabilir. Güncellemeler, yeni tehditlere karşı koruma sağlar ve çeşitli güvenlik önlemlerini içerebilir. Bu nedenle, tarayıcı ve eklentilerinizi güvende tutmak için en son sürümlerini kullandığınızdan emin olun. Otomatik güncelleme seçeneklerini etkinleştirmek, güncellemeleri kaçırmamanızı sağlayabilir ve tarayıcı güvenliğinizi artırabilir. Yedinci gün, ağlarınızı güvence altına alın. Ev veya iş yerindeki ağlarınızın güvenliğini sağlamak, siber tehditlere karşı koruma sağlamak için kritik önem taşır. Tüm cihazları, modemleri, yönlendiricileri ve diğer ağ bileşenlerini düzenli olarak güncellemek üreticilerin güvenlik düzeltmelerini içeren en son yazılım sürümlerini elde etmenizi sağlar. Ağ güvenliği için WPA3 gibi güçlü şifreleme protokollerini kullanmayı düşünün ve ağ erişimini sınırlamak için güvenlik duvarlarını, firewall, etkinleştirin. Ayrıca, misafir ağı oluşturarak konuk cihazların ana ağınıza erişimini kısıtlayabilirsiniz. Ağ cihazlarınızın tümü güncel ve güvende olduğunda, siber saldırganların ağınıza girmesini veya bilgilerinizi ele geçirmesini zorlaştırabilirsiniz. 8. gün, oltalama testlerine katılın. Gerçek e-postalar ile oltalama e-postaları arasındaki farkları tespit etme becerinizi test edin. Oltalama testleri, siber güvenlik farkındalığını artırmak ve kullanıcıların potansiyel tehditleri tanımalarına yardımcı olmak için yapılan simülasyonlardır. Bu testlere katılarak gerçek e-postalar ile oltalama e-postaları arasındaki farkları anlama ve potansiyel dolandırıcılık girişimlerini tanıma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bu tür testler, sizi kimlik avı saldırılarına ve kötü niyetli e-postalara karşı daha dirençli hale getirir. Bilgi güvenliği farkındalığınızı artırmak ve güvenli online davranışları öğrenmek için oltalama testlerine katılmak önemli bir adımdır. 9. gün, sosyal ağlarda kimseye güvenmeyin. Sosyal medya bağlantılarınıza daha yakından bakın ve tanımadığınız kişilerin davetlerini kabul etmeyin. Sosyal medya, kişisel bilgilerinizin ve gizliliğinizin tehlikeye girebileceği bir platformdur. Tanımadığınız kişilere veya güvenilir olmayan hesaplara karşı dikkatli olun. Sosyal medya bağlantılarınızı kabul etmeden önce kişinin kimliğini doğrulamaya çalışın ve paylaşılan içerikleri dikkatlice inceleyin. Siber dolandırıcılar, sahte profiller oluşturarak güven kazanmaya çalışabilir ve kişisel bilgilerinizi veya dolandırıcılık amaçlı bağlantıları kullanabilir. Bu nedenle, sosyal medyada herkese değil, yalnızca gerçekten tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilere güvenmelisiniz. Aynı zamanda gizlilik ayarlarınızı düzenleyerek kişisel bilgilerinizi sadece istediğiniz kişilerle paylaşın ve gereksiz paylaşımlardan kaçının. 10. gün, cihazlarınızı kilitli tutun. Telefonunuzu, bilgisayarınızı ve diğer cihazlarınızı güvenli bir parola ile kilitleyin. Cihazlarınızı kilitlemek, fiziksel güvenliğinizi ve verilerinizin gizliliğini korumak için önemlidir. Telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar genellikle kişisel bilgilerinizin depolandığı yerlerdir. Bu nedenle, cihazlarınıza güçlü ve benzersiz bir parola, PIN veya biyometrik kimlik doğrulama kullanarak erişimi sınırlamalısınız. Bu önlem, cihazınızın çalınması veya kaybolması durumunda bile kişisel verilerinizin güvende kalmasını sağlar. Aynı zamanda, otomatik kilitleme sürelerini ayarlayarak cihazınızın belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. Cihazlarınızı kilitli tutmak, bilgi güvenliğini artırmanın basit ve etkili bir yoludur. 11. gün, sistemlerinizi koruyun. Bilgisayarlarınız ve diğer dijital cihazlarınızı siber tehditlere karşı korumak, bilgi güvenliğini sağlamanın önemli bir parçasıdır. Antivirüs yazılımları, kötü niyetli yazılımların tespit edilmesine ve engellenmesine yardımcı olurken, güvenlik duvarları zararlı trafiği engellemek ve sistem güvenliğini sağlamak için kullanılır. Reklam engelleyici çözümler de zararlı reklamların ve kötü amaçlı içeriklerin engellenmesine yardımcı olur. Bu çözümleri dikkatlice inceleyerek, ihtiyacınıza uygun olanları seçip düzenli olarak güncellemek, siber saldırılara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur. Bilgisayarlarınızı ve cihazlarınızı düzenli olarak tarayarak zararlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak da önemlidir. 12. gün, 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Oturum açtığınızda kimliğinizi doğrulamak için hesaplarınızı cep telefonunuza veya e-posta adresinize bağladığınızdan emin olun. 2 faktörlü kimlik doğrulama, yani 2FA, hesap güvenliğini artırmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, kullanıcı adı ve parolanızın yanı sıra ek bir doğrulama adımı gereklidir. Bu adım, genellikle cep telefonunuza gönderilen bir doğrulama kodu veya doğrulama uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilir. Hesaplarınıza 2FA eklemek, potansiyel saldırganların yalnızca parolanızı ele geçirmeleri durumunda bile hesabınıza erişimini zorlaştırır. 2FA kurulumu, çevrim içi hesaplarınızın güvenliğini artırmak için kullanıcıların önemli bir adımıdır ve hesaplarınızın daha güvenli bir şekilde korunmasına yardımcı olur. 13. gün, dolandırıcılık uyarılarını ayarlayın. Banka hesap özetlerinizi sık sık kontrol edin ve harcamalarınızı takip edin. Kendi finansal güvenliğinizi sağlamak için banka hesaplarınızı düzenli olarak gözden geçirmek ve harcamalarınızı yakından takip etmek önemlidir. Bankanızın veya finansal kuruluşunuzun sunabileceği dolandırıcılık uyarıları hizmetlerini kullanarak hesap hareketlerinizde anormal veya şüpheli aktiviteleri hızlıca tespit edebilirsiniz. Bu tür hizmetler genellikle hesap hareketlerinizin limitleri aşıldığında veya belirli türdeki işlemler gerçekleştirildiğinde size bildirim gönderir. Bu sayede, hesabınızı koruma altına alabilir ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Hesap güvenliği ve finansal sağlığınızı korumak için bu tür uyarıları kullanmanız önerilir. . 14. gün, uygulamalarınızı temizleyin. Cihazlarınızda kullanmadığınız ve sık sık güncellemediğiniz tüm uygulamaları kaldırın. Cihazlarınızdaki gereksiz ve kullanılmayan uygulamalar, cihazınızın performansını düşürebilir ve güvenlik riski oluşturabilir. Bu nedenle, düzenli olarak cihazlarınızdaki uygulamaları gözden geçirin ve kullanmadığınız veya ihtiyacınız olmayan uygulamaları kaldırın. Ayrıca, sık sık güncellemediğiniz uygulamaları da güncellemek, güvenlik açıklarının kapatılmasına ve en son özelliklerin kullanılmasına yardımcı olur. Uygulamaları resmi mağaza kaynaklarından indirin ve güvendiğiniz kaynaklardan yüklediğinizden emin olun. Bu şekilde, cihazlarınızın güvenliğini artırabilir ve gereksiz yükleri ortadan kaldırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edebilirsiniz. 15. gün, uygulama erişimlerinizi kontrol edin. Cihazınıza yüklediğiniz uygulamaların doğru ve güvenli olduğundan emin olmak, bilgi güvenliğinizi sağlamak için kritik önem taşır. Resmi uygulama mağazaları, örneğin App Store veya Google Play, genellikle uygulamaların güvenli ve denetlenmiş olduğu yerlerdir. Bu nedenle, uygulamaları resmi mağaza kaynaklarından yüklemelisiniz. Ayrıca, uygulamaların erişim izinlerini dikkatlice kontrol etmek de önemlidir. Bazı uygulamalar gereksiz veya fazla izinleri isteyebilir. Örneğin, bir oyun uygulamasının neden kamera veya kişisel bilgilerinize erişime ihtiyacı olabilir? Bu tür durumlar, dikkatinizi çekmeli ve gereksiz izinleri vermekten kaçınmanız gerektiğini hatırlatmalıdır. Uygulama erişimlerini kontrol etmek ve gereksiz izinleri reddetmek, kişisel verilerinizin korunmasına yardımcı olur ve gizliliğinizi artırır. 16. gün, otomatik bağlanmayı devre dışı bırakın. Otomatik Wi-Fi bağlantıları ve Bluetooth'un açık olduğu durumlarda, cihazınız otomatik olarak bilinmeyen ağlara veya cihazlara bağlanabilir, bu da güvenlik riski oluşturabilir. Seyahat ederken veya halka açık yerlerde bu işlevleri kapalı tutmak, istenmeyen bağlantılara karşı koruma sağlar. Bu tür yerlerde siber saldırganlar, otomatik bağlantıları kullanarak cihazınıza erişmeye veya bilgilerinizi çalmaya çalışabilir. Bu nedenle, otomatik bağlantıları devre dışı bırakarak daha fazla güvende olabilirsiniz. Özellikle Wi-Fi ve Bluetooth'u manuel olarak etkinleştirdiğinizde sadece güvenilir ağlara ve cihazlara bağlanmayı seçmeli ve gizliliğinizi korumak için önlem almalısınız. 17. gün, başkalarının güvende olmasına yardımcı olun. Bilgi güvenliği konusunda bilginizi ve kaynaklarınızı, rehberlikten faydalanabilecek herkesle paylaşın. Bilgi güvenliği konularındaki farkındalığı artırmak ve başkalarının da güvende olmasına yardımcı olmak, dijital topluluğun güvenliğini artırmanın önemli bir parçasıdır. Güvenlik ipuçları, çevrim içi davranışlar ve güvenli kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, bu bilgileri aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşarak onları da koruma altına alabilirsiniz. Ayrıca, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için seminerlere katılmak, atölye çalışmalarına katılmak veya konuşmacı olarak katkıda bulunmak gibi etkinliklere de katılabilirsiniz. Bilgi paylaşımıyla, daha güvenli bir dijital dünya oluşturmaya katkıda bulunabilirsiniz. 18. gün, çevrenize dikkat edin. Çevrenizdeki olaylara ve size gelen isteklere dikkat etmek, bilgi güvenliğinizi korumanın önemli bir yolu olarak öne çıkar. Özellikle bulduğunuz USB bellekleri veya gelen yazılım güncelleme taleplerini değerlendirirken şüpheci olun. Bilinmeyen kaynaklardan gelen USB bellekler veya e-posta yoluyla gelen güncelleme istekleri, kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı girişimleri içerebilir. Bu nedenle, önce sorular sorun, talebin gerçekten gerekip gerekmediğini sorgulayın ve mümkünse bağımsız bir araştırma yaparak doğrulama sağlayın. Hayır demekten korkmayın ve güvenlik riskini minimize etmek için temkinli davranın. Çevrenize dikkat etmek ve şüpheli durumları önemsemek, siber tehditlere karşı daha korunaklı hale gelmenizi sağlar. 19. gün, yazılımlarınızı güncel tutun. Cihazlarınızda kullandığınız tüm yazılımların düzenli olarak güncellendiğinden emin olun. Yazılım güncellemeleri, güvenlik açıklarını kapatmak, yeni özellikleri kullanmak ve genel performansı artırmak için önemlidir. Kullandığınız işletim sistemi, uygulamalar, tarayıcılar ve diğer yazılımların en son sürümlerini kullanmak, siber saldırılara karşı daha iyi koruma sağlar. Çünkü siber saldırganlar, güvenlik açıklarını hedef alarak bilgisayarınıza veya cihazınıza erişmeye çalışabilir. Yazılım güncellemeleri, üreticilerin güvenlik açıklarını düzelten düzeltmeleri içerir ve bu nedenle düzenli olarak güncellemek önemlidir. Eğer otomatik güncelleme seçenekleri varsa bunları etkinleştirmek, güncellemeleri kaçırmamanızı sağlar ve bilgisayarınızın güvenliğini artırır. Gün, verilerinizi yedekleyin. Kritik bilgilerinizi korumak için verilerinizi sık sık ve birden fazla konumda yedekleyin. Veri yedeklemek, bilgilerinizi kaybetme riskini azaltmanın önemli bir yoludur. Bilgisayarınız, telefonunuz veya diğer cihazlarınızdaki verilerin, bir arıza, çalınma veya kötü amaçlı yazılım nedeniyle kaybolma riski vardır. Bu nedenle, kritik olarak değerlendirdiğiniz belgeler, fotoğraflar, videolar ve diğer verileri düzenli olarak yedeklemelisiniz. Verilerinizi en az birkaç farklı konumda saklamak, veri kaybı riskini en aza indirir. Bulut depolama hizmetleri, harici sabit diskler veya ayrı bir ağa bağlı depolama birimleri gibi çeşitli yöntemleri kullanarak verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Düzenli yedeklemeler, olası veri kayıplarının üstesinden gelmenize yardımcı olur ve dijital varlıklarınızı güvende tutmanızı sağlar. 21. Gün, e-posta hesaplarınızı gözden geçirin. E-posta hesapları, kişisel ve hassas bilgilerin depolandığı yerlerdir. Bu nedenle hesaplarınızı düzenli olarak gözden geçirip gereksiz veya artık kullanmadığınız hesapları silerek bilgi güvenliğinizi artırabilirsiniz. Eğer hesaplarınızı saklamak istiyorsanız güçlü parolalar kullanın, 2 faktörlü kimlik doğrulama yani 2FA özelliğini etkinleştirin ve güvenilir cihazlar ve IP adresleri dışında gelen erişimleri sınırlayın. Ayrıca e-posta hesaplarınızın bağlı olduğu uygulama ve hizmetlere dikkat edin, güvendiğiniz ve güvenilir olduğunu bildiğiniz kaynaklar dışında bağlantılar kurmaktan kaçının. E-posta hesaplarınızı güvende tutmak, kimlik avı saldırılarına karşı korunmanızı sağlar ve siber saldırganların erişim sağlama olasılığını azaltır. 22. Gün, hesap etkinliklerinizi izleyin. Hesap etkinliği izlemek, hesap güvenliğinizi koruma konusunda önemli bir adımdır. Özellikle çevrim içi hesaplarınızda e-posta, sosyal medya, finansal hesaplar ve benzeri anormal aktiviteleri hızlıca tespit etmek için hesap etkinliğini düzenli olarak izlemelisiniz. Eğer hesaplarınızda giriş yapmış veya işlem yapmışsanız, bu etkinlikleri düzenli olarak kontrol ederek tanımadığınız veya izin vermediğiniz aktiviteleri tespit edebilirsiniz. Bazı platformlar size giriş yapan cihazları, konumları veya tarihleri bildirir, bu özellikleri kullanarak hesap etkinliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer herhangi bir şüpheli etkinlik tespit ederseniz, hemen harekete geçip gereken güvenlik önlemlerini almalısınız. Hesap etkinliğini izlemek, siber saldırılara karşı daha duyarlı olmanıza yardımcı olur ve hesaplarınızın güvende kalmasını sağlar. 23. Gün, şüpheli kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın. Kısa bağlantılar, uzun URL'leri kısaltmak ve paylaşmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Ancak bu bağlantıların arkasında ne olduğunu bilmemek, bilgi güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan gelen kısa bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu bağlantılar, kimlik avı, phishing, oltalama, saldırılarına veya kötü amaçlı yazılım indirilmesine yol açabilir. Eğer bir bağlantıyı tıklamanız gerekiyorsa, öncelikle bağlantının geldiği kaynağı dikkatlice inceleyin. E-posta veya sosyal medya mesajları gibi iletişim kanallarından gelen bilinmeyen veya beklenmedik bağlantılara dikkat edin. Eğer bağlantının güvenilir olduğuna emin değilseniz, bağlantıyı tıklamak yerine URL'yi manuel olarak tarayıcınıza yapıştırarak ziyaret edin. Bu basit önlem, kimlik avı saldırılarından ve kötü amaçlı yazılımlardan korunmanıza yardımcı olur. 24. Gün, kurtarma bilgilerinizi güncel tutun. Kurtarma bilgileri, hesaplarınıza erişiminizi kaybettiğinizde veya hesap güvenliğiniz tehlikeye girdiğinde kullanabileceğiniz önemli bilgilerdir. Kurtarma için kullandığınız e-posta adresleriniz, telefon numaralarınız ve fiziksel adresleriniz güncel ve doğru olmalıdır. Eğer hesaplarınızla ilişkilendirilmiş bu bilgiler değişirse, güncelleyerek bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayın. Özellikle e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin güncel olması, hesap güvenliğinizi artırır. Eğer bir hesabınıza erişiminizi kaybederseniz veya hesabınıza yetkisiz erişim sağlandığını fark ederseniz, doğru ve güncel kurtarma bilgileri sayesinde hesabınızı geri kazanabilir veya güvende tutabilirsiniz. 25. Gün, kredi kartlarınızı akıllı kullanın. Kredi kartı bilgilerini çevrim içi olarak kaydetmek, alışveriş yapmayı kolaylaştırabilir ancak aynı zamanda güvenlik riski de taşır. Özellikle güvenilir olmayan veya şüpheli web sitelerine bu bilgileri kaydetmek, kimlik avı saldırılarına veya kredi kartı bilgilerinin çalınmasına neden olabilir. Akıllı kart kullanımı, kredi kartı bilgilerinizi dikkatli bir şekilde yönetmek anlamına gelir. Güvendiğiniz ve güvenilir olduğuna emin olduğunuz sitelerde bile kart bilgilerinizi kaydetmeden önce riskleri değerlendirin. Ayrıca, çevrim içi alışveriş yaparken sanal kart kullanımı gibi alternatif yöntemleri düşünebilirsiniz. Sanal kartlar, gerçek kart bilgilerinizi paylaşmadan çevrim içi alışveriş yapmanızı sağlayan güvenli bir seçenektir. Akıllı bir kart kullanımıyla, çevrim içi alışverişlerde güvenliği artırabilir ve kredi kartı bilgilerinizin kötüye kullanılma riskini en aza indirebilirsiniz. (26) Gün. Alternatif bir e-posta hesabı oluşturun. Her çevrim içi hesap için birincil e-posta adresinizi kullanmak yerine, halka açık hesaplar ve kullanımlar için alternatif bir e-posta adresi oluşturun. Farklı amaçlar için farklı e-posta adresleri kullanmak, bilgi güvenliğinizi artırmanın bir yolu olabilir. Özellikle halka açık hesaplar, online formlar veya belirli sitelere kayıt yaparken alternatif bir e-posta adresi kullanmak, ana e-posta adresinizin kötü niyetli kullanıma açık hale gelmesini engeller. Bu sayede, ana e-posta adresiniz spam, kimlik avı veya kötü amaçlı yazılımlara karşı daha iyi korunmuş olur. Aynı zamanda, her çevrim içi hesap için farklı parolalar kullanmak da güvenliğinizi artıracaktır. Alternatif e-posta adresi ve farklı parolalarla, hesaplarınızın güvenliğini sağlamak ve olası siber tehditlere karşı daha dirençli olmak mümkün olur. (27) Gün. Dolandırıcılığa karşı uyanık olun. Dolandırıcılar, sıkça insanların duygusal veya maddi zayiatına neden olan hileler yaparlar. Kimlik avı veya dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Aceleci davranmak yerine önce durun ve düşünün. Kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmadan önce mutlaka kiminle iş yaptığınızı araştırın. Sadece güvendiğiniz ve tanıdığınız kaynaklardan gelen tekliflere veya isteklere itibar edin. Dolandırıcılar sizi baskı altına alabilir veya acele etmenizi sağlamak için taktikler kullanabilir. Bu tür durumlar karşısında soğukkanlılığınızı koruyun. Eğer teklif veya fırsat cazip görünüyorsa, bağımsız bir araştırma yaparak bilgi ve gerçekleri doğrulayın. Dolandırıcılığa karşı uyanık olmak, kişisel ve maddi güvenliğinizi korumanızı sağlar. Herhangi bir teklife veya isteğe karşı şüpheli yaklaşarak dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dirençli olabilirsiniz. (28) Gün. Yönetici haklarınızı vermeyin. Yönetici hakları, bir yazılım veya uygulamanın sistem üzerinde geniş bir erişime sahip olmasını sağlar. Bu nedenle, bu tür istekleri dikkatlice değerlendirmeli ve güvenlik açısından doğru adımları atmaktan çekinmemelisiniz. Eğer bir yazılım veya uygulama yönetici hakları istiyorsa, öncelikle neden bu erişime ihtiyaç duyulduğunu sorgulayın. Belgeleme ve yöneticilik taleplerini doğrulama mekanizmalarını kullanarak, isteğin gerçekten meşru olduğundan emin olun. Mümkünse yazılımın veya uygulamanın destek ekibi ile iletişime geçerek talebin doğruluğunu teyit edin. Unutmayın ki gereksiz veya izinsiz yönetici hakları vermek, sisteminizin güvenliğini riske atabilir. Güvenilir olmayan kaynaklar veya talepler karşısında dikkatli olmak, siber güvenliği koruma açısından önemlidir. (29) Gün. Gerekmediğinde konum hizmetlerini kapatın. Akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, konum hizmetlerini kullanarak nerede olduğunuzu belirlemekte ve bu bilgiyi uygulamalara sağlamaktadır. Bu sayede, haritalar, hava durumu ve sosyal medya gibi hizmetler size daha kişiselleştirilmiş içerik sunabilir. Ancak konum hizmetlerini sürekli açık tutmak gizliliğinizi riske atabilir. Kullanmadığınız zamanlarda konum hizmetlerini kapatmak, kişisel hareketlerinizi izlemeyi engeller ve sizi potansiyel takipçilere karşı korur. Ayrıca, uygulamaların gereksiz yere konum bilginizi kullanmasını da engellemiş olursunuz. Gerektiğinde, özellikle güvendiğiniz uygulamalarda konum hizmetlerini açabilirsiniz, ancak genel olarak kapalı tutmak gizliliğinizi korumanızı sağlar. (30) Gün. Gerekmedikçe bağlı kalmayın. Kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzun ve bilgisayarınızın internet bağlantısını kesin. İnternet bağlantısını kullanmadığınız zamanlarda kesmek, bilgi güvenliğinizi artırmanın bir yoludur. İnternet bağlantısı olmadığında, cihazınıza zararlı yazılımların veya siber saldırıların erişimi zorlaşır. Özellikle kamuya açık Wi-Fi ağlarına veya güvensiz ağlara bağlıyken, bağlantıyı kesmek güvenliğinizi artırabilir. Kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi veya mobil veri bağlantısını kapatarak, cihazınızın internete açık olmadığından emin olabilirsiniz. Ancak, interneti kesmenin pratik olmadığı durumlarda, güvenilir ağlara bağlanmayı ve güvenlik önlemlerini almayı unutmamalısınız. Bağlantıyı kesmek, bilgi güvenliği risklerine karşı daha korunaklı bir yaklaşım sunar. (31) Gün. Bilinmeyen QR kodlarını taramayın. QR kodları, hızlı ve pratik bilgi paylaşımı için kullanılan araçlar olsa da, güvenliği riske atma potansiyeline sahiptirler. Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen QR kodlarını taramaktan kaçının. Kötü niyetli kişiler, QR kodlarını kişisel verilerinizi çalmak, sizi tehlikeli sitelere yönlendirmek veya kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmak için kullanabilirler. QR kodlarını taramadan önce kaynağını doğrulayın ve güvenilir olduğundan emin olun. Özellikle promosyonlar, indirimler veya yarışmalar gibi cazip teklifler içeren QR kodlarına karşı dikkatli olun. Güvendiğiniz markaların resmi web siteleri veya uygulamaları dışında gelen QR kodlarını taramaktan kaçının. Bu, bilgi güvenliğinizi riske atma ihtimalinizi azaltır. Son olarak vereceğimiz ek bir ipucu ise bir güvenlik planı oluşturmanızdır. Bilgi güvenliğiniz için yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir kontrol listesi hazırlayın. Kişisel bilgi güvenliğinizi artırmak için bir güvenlik planı oluşturmak önemlidir. Güçlü parolalar kullanma, 2FA etkinleştirme, yazılım güncellemelerini düzenli yapma gibi önlemleri içerecek şekilde bu liste hazırlanabilir. Planınızı hazırlarken bu farkındalık etkinliğinden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda güvensiz davranışlar ve kişisel bilgi paylaşımını da not ederek riskleri azaltabilirsiniz. Bu kontrol listesi, günlük dijital alışkanlıklarınızı şekillendirerek daha güvenli bir dijital yaşam sağlar. Güvenlik planınızı düzenli olarak gözden geçirerek güvende kalmanızı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güvenli günler dileriz.